Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle yeniden bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Amerikan Ticaret Odası, Amerika-Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk Amerikan İş Konseyi'ne bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Artık bir gelenek haline gelen bu buluşmamızın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inanıyorum. Ekonomik ve ticari konular Amerika ile münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde artırmak için büyük bir potansiyele sahibiz. 100 milyar dolarlık ortak hedefimize İyi bir planlamayla ulaşabileceğimize bütün samimiyetimle inanıyorum. Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve kasa yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomi. Bugün dünyada hem nüfusu 85 milyonu aşan hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan sadece 5 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, Meksika ve Türkiye. Son 20 yılda ise ortalama %5,4 oranında büyüdük. Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Havalimanı sayımızı 2 katından fazla artırdık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Savunma ve havacılık sanayinde ilk sıralardayız. Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisiyiz. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısı 6.000'den 83.000'e çıktı. Bölgemizde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümemizi sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Makro finansal istikrarı kalıcı hale getirmek suretiyle Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Kıymetli dostlar, yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dijital dönüşümü destekleyen İleri teknolojiye dayalı ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize daha fazla çekmek istiyoruz. Bu amaçla
yeni uluslararası doğrudan yatırım stratejisini hazırladık. Böylece ülkemizin küresel yatırım pastasından aldığı mevcut %1'lik payı 2028 yılı itibariyle %1,5'a çıkaracağız. Yenilenebilir enerji, savunma sanayi, biyoteknoloji ve otomotiv sektörleri, keza özel ilgi gösterdiğimiz ve Amerikan firmalarıyla müşterek çalışmalara imza atabileceğimiz alanlar olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmesini hedefliyoruz. Bu maksatla yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay gibi 30'un üzerindeki başlıkta yapılacak yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Sizleri de bu desteklerden istifade etmeye, gelişen Türkiye ile birlikte büyümeye davet ediyorum. Amerika ile gerek karşılıklı iş heyetleri ziyaretleri, gerek resmi temaslar açısından verimli bir yıl geçirdik. Bu temaslarda Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde de ortak iş yapabilme fırsatları öne çıktı. Bu potansiyeli Exim Bank, IFC gibi kuruluşların da aktif desteğiyle hayata geçirebiliriz. 2016 yılında Amerika'dan LNG ithalatına başlamamızın ardından enerji alanında da işbirliğimizin gelişiyor olması memnuniyet vericidir. Bugün Amerika bu alandaki en büyük tedarikçimiz haline gelmiş olup bu ilişkiyi uzun vadeli bir sözleşmeyle taçlandırmak arzusundayız. Mayıs ayında enerji şirketimiz BOTAŞ ile Amerikalı enerji şirketi ExxonMobil arasında imzalanan niyet mektubu önemli bir adımdı. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor. Bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz. Türk savunma sanayinin dinamizmi, küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunuyor. 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen işbirliği bunun en somut örneklerindendir. Firmalarımızın Teksas'ta faaliyete geçirecekleri üretim tesisleri bu alandaki tedarik süreçlerine seviye atlatacaktır. Mevcut projelerimizi ilerletmek, müşterek güvenliğimize katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurmak için sizlerin desteği mühimdir. Kıymetli misafirler, Amerikan iş dünyasının gayretlerimizin desteklenmesi noktasında daha etkin roller üstlenebileceği kanaatindeyim. Bugün burada bulunan birçok şirketin esasen Türkiye'de önemli yatırımları mevcut. Sizlerle birlikte yeni yatırımcıları da Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Türk firmalarının da Amerikan pazarına girişleri noktasında vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum. Türkiye-Amerikan münasebetlerinin ilerletilmesi için özel sektörün çabalarını takdir ediyor. İşbirliğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve şimdi söz sizlerde.